biliyorsun. Şu an biz ne yazık ki yoğun olarak tedavi edici hekimlik üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Bir koronayla aşının önemi tekrar ortaya çıktı. Türkiye son 50 yılda çok ciddi aşı kampanyalarıyla birçok hastalığı yenmiş bir ülke. Bunu da sağlık ocaklarına borçluydu. Çok ciddi çalışmalar oldu. Trahom, verem vesaire, sıtma gibi. Bir kısmı aşılamayla, bir kısmı da hastalıkların takibiyle ilgili. Peki şimdi biz koruyucu hekimliğin neresindeyiz ve bu koronayla bunu nasıl işleyeceğiz? Şimdi bir özel olarak bir hastalığa göre koruyucu hekimlik var. Örneğin hepatit B yaygınlaştı biliyorsunuz. Hepatit B'den korunmak için bunun bulaş yolu olan kan yolunun kişiler arası geçişini engelleme gerekti. Örneğin berberlere tek kullanımlık jiletler var. Kişisel bakım ürünlerinin tamamen adı üzerine kişiselleşmesi, bu gibi hastalıkların korunması için, yani özellikle kandan temas eden hastalık korunması için bir koruyucu hekimlik. Bir de genel koruyucu hekimlik önlemleri var. Nedir o? Ortamların havalandırılması, el yıkama, efendime söyleyeyim, kişisel hijyenin başkalarıyla bulaşısının engellenmesi gibi. Bu Covid artık bizim yaşamımızın içinde gibi. Yani Covid'i hem ondan korunmak için alacağımız önlemler kapsamında düşüneceğiz, hem de yaşamımızın bir parçası olarak ondan korunurken başka durumlardan korunmayı da düşüneceğiz. Covid artık son 5-6 aydır da sizin de izlediğiniz gibi sürekli bir mutasyona uğruyor. Bu mutasyon hızı önceki hastalıklara göre oldukça hızlı. Yani her yıl veya 2 yılda bir korona pandemileri olurdu. Bu H1N1 falan, H1N5 vesaire gibi adlandırılan virüsler, hepsi aynı ailenin virüsleri. Ama şimdi bu son 7-8 ayda veya 1 yılda diyelim 4-5 varyasyon, varyant çıkardı, mutasyona uğradı. O zaman ne olacak? Bunun geleceği ne? Geçmişi ne? Geleceği ne? Geçmişi ne? Benim görüşüme göre bunun geçmişi kentleşme, yani hızlı kentleşme. İnsanların kırsal yaşamını tamamen neredeyse terk edip kentlere yığılması ve çok yakın temasta yaşaması. Dolayısıyla bunun getirdiği sakınca nedir? Bir hastalık ortaya çıktığında bulaşı hızı katlayarak gidiyor. Logaritmik olarak gidiyor. O yüzden kentleşmenin geçmişine de bakmak lazım. Sanayileşme, işçi ihtiyacı ve politikacıların, yöneticilerin bütün tercihlerini kentlere ağırlık verip oradaki nüfusu kalabalıklaştırıp fabrikaları bir yere toplayıp ucuz iş gücü, ucuz ulaşım sağlamak konusu var. Bunun getirdiği noktada bizi şu an Covid gibi salgınların artık kontrol altına alınamayacağı bir noktaya getiriyor. Yine bununla ilgili, bu kentleşmenin de yine beraberinde olan bir şey, imar planları ve mimari yapı. Şimdi eski binalara bakın, özellikle bizim gibi sıcak ülkelerde binalar yüksek, 6 metre tavanlı binalar vardı eskiden. Şimdi 2.80 bina yapılıyor. Bunun büyük olasılıkla, bunu inşaatçılar ve mimarlar daha iyi bilir ama maliyetle ilgisi var olsa gerek. Zira bir fizik kuralı vardır. Yani soğuk hava aşağı çöker, sıcak hava yükselir. Bütün hava akımları, doğal olaylar bununla ilgilidir. Ve biz daha alçak bir yapıda oturduğunuzda insanların soluyabilir hava düzeyinde kirli bir hava oluşacak. Ama eskiden 6 metre yüksek binalar ve onların üstünde de havalandırma menfezleri veya hani bu vasıtas pencere denilen açılan pencereler vardı. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Yüksek uzun tahtalarla açılırdı vesaire. Biz çocukluğumuzdan hatırlıyoruz onları. O tepedeki yüksek binanın tepesindeki pencere açık tutulurdu. Hava şartları ne olursa olsun ve yükselen kirli hava dışarı çıkıverirdi. Kapı aralandığında da dışarıdan temiz hava gelirdi. Ama şimdi bütün binaların şeyleri, doğramaları PVC denilen plastik maddeler, çift camlı, işte izolasyonu yüksek maddeler ve bunlar çok sıkı kapanıyor. 2.80 bina ve içerideki havayı sirküle eden klimalarla yapılan ısıtma soğutma. Bu çok sağlıksız bir ortam. Sinema ve restoranda aynı hizada oturup klimanın karşıda olduğu bir salonda klimanın çevirdiği havadan, masadaki bir Covid'liden oradaki birçok insana Covid bulaştığı yönünde örneğin. Nitekim bu çok doğal bir şey, yani böyle olması çok normal. Çünkü o klima içeriden aldığı havayı ısıtıp veya soğutup geri veriyor. Dışarıdan taze hava almıyor. Yani biz kutu gibi küçücük evler yaptık ve bunları içeride kendi kendini sirküle eden bir klimayla soğutma ve ısıtmaya çalıştık ve bu bize birçok hastalığı getirdi. Yani koronadan önce de insanların genel karşılaştığı işte üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu bu mekanizmayla daha
artar hale geldi bence. Her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.